Merhaba silahsever dostlar. Şimdi bu bölümde artık uygun barut hakkını bulmaya çalışacağız. Hatırlıyorsanız bir önceki bölümde bahsetmiştim. Plato oluşturmaya çalışacağız. İşte 43 grain'den 46 grain'e 0,3 grain aralıklarla 10 tane mermi ediyor. O ön mermiyi dolduracağız. İşte 43, 43,3, 43,6, 43,9 öyle öyle. 46'ya kadar. Ondan sonra birer mermi atacağız kronograf ile hız ölçerek. Ve bir bakacağız bakalım oluşturduğu bir ploto var mı bir yerde. İşte o bölgeye diyeceğiz ki bizim için ideal barut hakkı bu. Şimdi 10 tane mermi yapıyor. Şimdi ben 20 tane yapacağım. Her bir ağırlıktan her bir barut hakkından 2 kovan dolduracağım. O da şey için işte birini kronograf okumaz. Her ihtimale karşı 2 tane yedek. Daha sonra onları da çekirdeklerini çekiçle çıkartıp kovanları tekrar kullanabiliriz. Hem barutu hem kovanı vesaire. Şimdi ilk başta şey yapalım. 20 tane kovan. Hatırlayacaksın işte bunların hepsini elden geçirdik. Dışları hafif yağlı. Şimdi ben bunları şöyle bir çok hafif ıslak bu bez yani üzerinde su bırakmayacak gibi. Şöyle siliyorum. Onları da şuraya koyalım. Şu şekilde yağını üzerinden. Bundan önce bahsetmiştim bu kovan arkadaşlar yağlama için kullan yani bu tekrar boyutlandırma sırasında kullandığımız yağ. Bu da çözünebilen bir yağ. O bakımdan çok hafif rutubetli bir bezle böyle hızlı bir şekilde üzerinden çıkartabiliyoruz. Evet, şimdi 20'sini de bu şekilde size göstermeme gerek yok herhalde. Kaç etti? 5 etti. Evet, 20 tanesini yaptıktan sonra kapsülü çakmaya başlayacağız. Şimdi arkadaşlar, enteresan bir durum oldu. Onu da size paylaşayım dedim. Bu benim kapsülleme sistemi biliyorsunuz şöyle plastik kapsül şeritleriyle çalışıyor. Bunları kendim dolduruyorum. Ya, ufak bir aleti var. Bu iki tanesini kenarda buldum. Şimdi bunlar ne bilmiyorum. Bunlar ne olabilir? Large, ya büyük boy kapsül ama tabanca için mi, tüfek için mi, magnum mu değil mi? Ne zamandır magnum tüfek mermisi doldurmadım. O yüzden bunların magnum tüfek kapsül olmadığını biliyorum. O zaman 3 ihtimal kalıyor. Ya 41 magnum doldurmuştum. Büyük Magnum tabanca kapsül olabilir. Standart büyük tabanca kapsül olabilir. Veya da tüfek kapsül olabilir. Şimdi aklıma şey geldi. Bir tartayım dedim. Çünkü tüfek kapsülleri arkadaşlar her zaman metal kısmı yani o kap denen kısım hem daha kalın hem birazcık daha uzun oluyor. Şimdi şeyi ölçelim. Bir kere boşken. Şu anda terazi sıfırda. Şimdi bu elimde gördüğünüz şuradan alınma CCI Large Rifle 200 numara denen Large Rifle kapsül. Büyük boy tüfek kapsülü. Bunun için attım. 5,24 çıktı. Bir tane daha ölçelim. Fikir olması açısından. ...5,26 çıktı. Şimdi iki tane de arkadaşlar şunlardan ölçelim. Bir tane bu taraftan alıyorum. Şu şekilde ne olduğunu bilmediğim orada duruyor. Bunu attım içine. 4,60. Arada fark var. Bir de şu sarıdan alalım bir tane. ...4,58. Şimdi otomatikman bunları tabanca kapsülü olarak ben bir kenara koyacağım. İşte artık böyle
müsabakadır vesairedir, hassas dolum yapma ihtiyacımın olmadığı durumlarda kullanmak üzere tabancayı da kenara ayıracağız. Otomatikman 0 kutusundan çıkma. Şimdi kapsül takacağız bu 20 tane komana. Evet, şimdi ben şurayı bir organize edeyim. Sonra ayarına beraber bakalım ve devam edelim. Evet arkadaşlar, şu 308 için kullandığımız kovan tutucu. Şimdi bu aleti kullanırken buna şu kırmızı şöyle gözüküyor. Bunlardan takma ihtiyacımız var. Alta bir tane. Sonra bunun içinde şu büyük boy kapsül için punch. Bunu takarken kolu kaldırıyorsunuz, içine atıyorsunuz. Ondan sonra bu kırmızı arkadaşlar, bir dakika, bu büyük boy mu? Evet, küçük boyu takmışız. Onu parçalardık tabii. Şu büyük boy olan. Bunu yerine taktık ve kapsül tutucuyu yerine oturttuk. Şimdi sadece 20 tane yapacağımız için oturup teker teker şey yapmayacağım. Şerit kullanmayacağım. Şuradaki kapsülleri şu şekilde şuraya aktardım. Arkadaşlar, bir tane alıyorum. Hafif havaya kaldırdım. Kapsülü yerine oturttum. Kontrol ediyorum. Evet. Kovan tabanının hafif altında. Evet, güzel oturmuş durumda. Yine aşağıya doğru gayet güzel oturmuş durumda. Evet. Evet, güzel. Evet, bunun hepsini böyle 20 tanesini seyretmeye gerek yok. Kaydı kapatacağım. Artık barutlama işine geçtiğimizde devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi barutlamaya geçiyoruz yavaş yavaş. Daha önce de bahsettiğim gibi varget kullanacağız. 43 grain'den 46 grain'e kadar 0.3 grain aralıklarla ikişer tane mermi dolduracağız. Şimdi ben aleti 43 grain için ayarladım, teraziyi. İki tanesini size sizinle paylaşacağım doldururken. Ondan sonra telefonda sürekli rakam girmem lazım. Onları çekemeyeceğim o yüzden, ama işte hepsi aynı. Sonuçta sadece ayar yapacağım. Evet, şimdi şu iki tanesini dolduralım. Sıfıra geldi. Ben bir 40 grain kadar içine atmış oldum. Şimdi makinenin kendisini tam 43'e getirmesini bekliyoruz. Evet, 43. Arkadaşlar, burada tam rakam çok önemli. Şu şeyi de göstereyim. Nasıl aktardığımı da göstereyim şöyle. Arkadaşlar, barutu döktükten sonra şu şekilde 3 kere vuruyorum. Bunun içinde de kalmasın. Huni içinde kalmasın. Aynı zamanda kaldırırken de şöyle bir bakarak oluyorum. Etrafa dökülen var mı? Etrafa dökülen varsa ayarımız kaçmış olacak. Ona dikkat et. Onu çözmem lazım. Yani öyle bir problem varsa, ama problem çıkmadı. Şimdi ikinci 43'ü dolduralım. 0. Şimdi bir tane barut eksik düştü içine. Bir tane. Şimdi onu şöyle elimle ufak ufak çevirerek şöyle ayarlayayım. Evet, bir tane düştü içine.
tarafa çevirelim. Yani 1, 2, 3 tane vurdum. Dikkatli kaldırıyorum. Etraftan bir şey dökülmedi. Evet. Şimdi bunu aynısını 18 kere daha yapıp sonra çekirdek oturtma aşamasına geldiğimizde beraber o hazırlıkları yapacağız. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi yavaş yavaş çekirdekleri istediğimiz hizada oturtmak için hazırlık yapmaya başlayabiliriz. Şimdi yine bir rakamları hatırlayalım. Şöyle bir kağıda yazdım. Hatırlayacaksınız, 2.278 jam point'ti, sıkışma noktasıydı. Yani bundan daha uzun çekirdeği oturtamıyoruz. Ondan sonra 2.258 ne demiştik? İşte 20 inç daha kısa oturtalım jam point'e nazaran. Yani çekirdeği jam point'ten 0.020 inç daha kısa, daha geriye doğru oturtacağız. Güzel bir referans noktası yapacağımız denemeyi uygulamak için. Bu arada şeyi merak ettim. Hatırlayacaksınız, kitaptan toplam boy üzerinden ölçüyle ilk 10 mermiyi doldurup atmıştık. Elimde de bir tane onun örneği var. Şu. Case overall length 2.8 inçti. O şu toplam boy çekirdeğin ucundan kovan tabanına kadar. O da 2.245 inç case base'i ogive. Yani 30 kalibre çekirdeğin 30 kalibre olduğu noktadan kovan dibine kadar 2.245 inç yapıyor. Yani biz dolduracağımız zaman şu mermiyi, kapsül yok bu arada, bunda barut da yok. Referans benim için şu anda bu. Çekirdek oturtma kalıbını buna göre referans alıp sonra yukarı kaldırdığımız zaman ne kadar kaldıracağız? Yaklaşık 0.013 kadar yukarı kaldırdığımız zaman işte istediğimiz noktaya gelmiş oluyor. Şimdi onu tabii 0.013 yerine 0.015 vesaire öyle bir noktaya getirip orada deneyerek istediğimizi bulmaya çalışacağız. Evet, şimdi hiç kaydı durdurmadan başlayalım. Kontrol etmek için bunu kullanacağız. Bu arada ben kendime bir adet boş mermi kutusu da şöyle hazırlayayım. Şöyle dursun. Evet arkadaşlar, Reading'in 308 müsabaka tipi oturtma kalıbı. Şimdi çekirdek oturtma kalıbı. Şimdi bunu yukarı kaldıracağız. Şu şekilde. O yüzden şöyle tam sıfırına getirdim. Çok hafif bunu oturtuyorum ve şu kovanı yerine, yani iyice yukarı kaldırdım, pardon. Arkasından bunu vidalayacağım dokununcaya kadar. Bunda bir yay var. Daha önce temizlerken göstermiştim. Şimdi o yayın yüküne bindi şu anda. Ve şu anda hem kendini merkezledi otomatikman, hem de çekirdeğe dayandı. Şimdi burada şu noktada kilidi sıkıyorum arkadaşlar. Ve sistemin doğru olduğundan emin olmak için şunu bir zoom yapayım, bakayım şu şekilde. Hafif gözüküyor herhalde. Şimdi şöyle, biz ne kadar dedik? 0 nokta, onu da bir emin olalım. 2.258'den
2.245'i çıkardığımız zaman 0.013. Şimdi biz onu 0.020 olacak şekilde hesaplayalım arkadaşlar. Tabii onu iyi kitlememişiz. Yukarı kaldırdım ayarı bozmamak için. Çekirdeğe dayandı. Onun kilidi birazcık sıkışık. O kilidi bir açalım. Evet, şu anda dayanmış durumda ve kilidi iyice sıktık. Şimdi arkadaşlar şu ayar üzerinden şöyle 5, şöyle 10, şöyle 15, şöyle 20. Bu şekilde çekirdeği oturttuğumuz zaman 0.0 aldığımız referanstan yani 2.245'ten 20 yukarı kaldırdık. 2.265'e ulaşmamız lazım. Şimdi en alttan başlayacağım. Çünkü benim esas aradığım, bahsetmiştim hatırlayacaksınız. Daha üst sınırdan bulmaya çalışıyorum. Ne kadar yüksek sürat olursa o kadar iyi. Bunun için bu 43 şu anda. 43 gram barut. İlk çekirdeğimizi oturtuyoruz arkadaşlar. Hafif bir merkezledim. Evet, şimdi sıfırladım. ...2.268.5 çıktı. Şöyle hafif çevirdiğiniz zaman bunu tam pardon şöyle göstereyim. 2.265 son 5'e bakmıyoruz. Bunu arkadaşlar en güzel bunu yerine oturttuktan sonra şöyle hafif çevirin. O kendi merkezini bulur. 2.265. Şimdi bize 2.258 lazımdı. Hiç şey yapmayalım. 2.265 eksi 2.258 0.007 kısaltacağız. Şöyle 5, şöyle 6, şöyle 7. Geriye doğru 7 saydım arkadaşlar. Burada mühim olan yine hepsinin birbirine yakın olması. Evet, zoom'dan alabiliriz artık bunu. ...2.257, 2.258. Bir tane. Şimdi artık dediğim gibi bu mühim olan şu anda barut platosu arıyoruz. O yüzden hepsini burada bırakabilirim. Yani çok aşırı bir hassasiyeti arayıp bunu bozmama gerek yok. Bu noktayı bozmadan arkadaşlar şu şekilde hepsini dolduracağız. Şimdi bu de bunları yaparken birbirine karıştırmamak için neyse nasıl olsa video kaydı yapıyoruz. Karıştırırsam oradan bakarım. Şimdi nerede şu gözüksün de neyi nereye koydum? Şu şekilde. Evet. Evet arkadaşlar şimdi artık bunları yine 43 şu anda.
geçti. 43'ler. Şu anda 43.3. Arada bir boşluk bırakıyorum. Dediğim gibi atış sırasında birer tane atacağız. İki tane yapmamın sebebi kronografta bir hata olursa, bir şey olursa 43.6'lara geçtik. Kronograf birinci atışı ölçmezse en azından bir tane daha olsun diye ikişer tane dolduruyorum. Eğer birincilerle bu işi bitirebilirsek eve döndüğümde diğerlerini çıkartacağım. Evet, çekirdekleri çıkartacağım yerinden. Barutu da çekirdekleri de tekrar kullanabileceğiz. Ara sıra kontrol ediyorum. Herhangi bir gevşeme yok. Emin olduk yine. Şu anda 43.9. Şimdi arkadaşlar bunlar atıldıktan sonra bir kere atılmıştır isimli kutuya girecekler. Orada birikecekler. Ne zaman artık stok azalmaya başlar. Bu arada 44.5'teyiz galiba şu anda. 43, 43.3, 43.6, 43.9, 44.2, 44.5. Ne zaman hepsi işte stok azalmaya başlar, o zaman yavaş yavaş bir kere atılmışları elden geçirip atışı hazır hale getireceğiz. İşte onun içinde ne var? Kovan boylarına bir kontrol ederiz. Kapsül deliklerine bir bakarız. Arkasından annealing, temperleme, o işe bakacağız. 44.8. ...43.9, 44.2, 44.5. Evet. Bu arada bir taraftan da çekirdeği oturturken kendimce kontrol ediyorum ya. Çekirdek otururken hepsine aynı yükü mü uyguluyorum diye. O tamamıyla kovan boyun stresiyle alakalı. Yani evet, şu ana kadar hepsi hemen hemen aynı şekilde oturuyor. 45.1, 45.1. Hafif dokunuyorum. Bakın hemen merkez dedi, düzeltti onu. Ondan sonra yerine oturtuyoruz. 45.4. Böyle bir dokundum. Bir de birazdan şeye bakarız. Konsantrik mi, egzantrik mi, yani merkezinden kaçıklık var mı yok mu, onu da bir kontrol ederiz. 45.4'ler bitti. 45.7'deyiz şu anda.
Çok hızlı hareket etmiyorum. İçinden barutlar sağa sola sıçramasın diye mümkün olduğunca o kadar dikkat ettik. Şimdi artık yavaş yavaş şeye geçti herhalde. Compressed, yani sıkışıyor barut, hissetmeye başladım. Onda bir sakınca yok. Bazı barutlar hatta daha iyi çalışıyor. Sıkıştığı zaman. Ve şu anda 46'ları yapıyoruz. Evet, hafif bir sallandı. Barut gördüm. Bakalım kaçırmış mıyız? Hemen. Şurayı da çevireyim. Şöyle. ...46.02, hatta içinde belki bir tane fazla, yok tamam. Hala 46, demek ki düşürmemişiz, güzel. Tekrar bu tarafa dönelim. Şu şekilde yine benim Huni sistemini kullanarak herhangi bir kaçak yok. Kolunu yerine koyduk. Evet, şu anda hepsi yerine oturmuş durumda. Şimdi dediğim gibi şurayı ortada biraz bir toparlayayım. Bir konsantrik, eksantrik, çekirdekte herhangi bir yalpalama var mı ona bakalım. Bu gördüğünüz alet RCBS'in Case Master diye geçen ölçüm aleti. Bununla işte birçok farklı kovan boyu ölçülebiliyor. Kovan kalınlığı, et kalınlığı ölçülebiliyor. Hem içinde, iyice içeri mesela şu şekilde. Şöyle bunu ayarlayıp. Şurayı da şöyle ayarlayıp işte bunu sıfırladıktan sonra şunu içeri koyup şu şekilde bütün kovan, pardon şöyle göstereyim. Şu şekilde kovanı şöyle yerleştirip şu iki arada işte et kanalını ölçmek mümkün. Kovanın muhtelif bölgelerinde iyice içeri girip ölçebiliyoruz. Ondan sonra tabii şu anda şeye bakacağız. Herhangi bir yalpalama var mı yok mu ona bakacağız. Onun için de ayar yapmamız lazım. Ayar yapmak için size bir göstereyim dedim. Şöyle geniş alıyorum o yüzden. Şunların kontravidalarını açtım. Şu bir başka ölçüm için bir parça onu kenara aldık. Şimdi şu bu taraflı bir işimiz yok. Onu da kenara aldım. Arkadaşlar kovanımızı şu şekilde ve mümkün olduğu kadar ocağı tarafına gelecek şekilde arkayı da açalım şöyle. Ocağı herhalde şurası falan gibi. Önce bir arkayı sıkıştıralım. Şimdilik şu yan tarafı hafif geriye dönecek. Evet arkadaşlar, bakın şu şekilde şurası düz taraf. Şurada düşmeye başlıyor. Otomatikman şu bölgeyi referans alacak şekilde sistemi kilitledim. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz şu
Şu bu arada bu yaptığım boş. Şimdi bunu artık alabiliriz buradan. Ve esas doldurduğumuz bu referans şeyimizdi. Mastar diyelim. Bunu geri kutusuna koydum. Şimdi doldurduğumuz ilk nameden bir tane alalım. Şu şekilde yerine koyuyorum ve çeviriyorum. Biraz da zoom yapalım şöyle. Tam sıfıra denk geldi. En alçak tarafı 0.2 civarında arkadaşlar. Evet, şimdi 0.2'den fazlası artık ulan bu biraz daha iyi olsa daha iyi olmaz mı demeyi gerektirir. İşte 0.5'in üzerine çıkarsanız çok şey beklememek lazım. Çok yüksek hassasiyet beklememek lazım. 0.2 bence son derece iyi. Bir başkasına bakalım. Bu ne kadar oynuyor? Yaklaşık 3'ten birazcık fazla. Devam edelim. Evet, neredeyse 0.1. Son derece, ya daha doğrusu 0.001. Sıfırınca 4.5 civarında. Sıfır nokta 0.002 civarında. Bir de şu 46, ona bakalım. Sıfır nokta 0.002'den biraz az. Şurada ikinci 46. Bu da 0.002. Evet, şimdi bunlar kabul edilebilir durumda. En azından zaten şey. Bir de şöyle göstereyim. Şeye bakalım. 45.4 bu şu anda. Nasıl yaptığımı gösterebilmek için. Yüke binmiş olmak zorunda arkadaşlar. Yani bunu bastırmam lazım. O yüzden bırakınca bazen oynuyor yerinden. Mühim olan üzerinde parmakla yük bastırdığım zamanki değerleri kontrol etmek. 0.0015. Gayet güzel. Şuna bakalım. Yine bastırıyorum. 0.001. Hadi bir de 45.7'lere bakalım. Evet, 0.002. Şimdi bundan daha iyi sonuç almak için arkadaşlar, bu eksantrik konsantrik problemiyle ilgili Wilson'ın, ama bu benim bahsettiğim şey Wilson değil. Tabanca tüfek yapan Wilson değil. Wilson Tools diye bir firma var. Onların böyle Arbor Press dedikleri, yani lineer press ile çalışan tek, o vidalanmıyor onlar. Kendisi komple bir kit halinde geliyor. Çok geç, birbirine sıfır tolerans neredeyse geçen parçalar var. İnternetten bakarsanız, ben de belki bir köşeye resmini koyarım. Bundan daha iyi sonuç almak için onlara geçmek lazım. Şimdi ileride bakarız, belki ona da birkaç örnek göstermek mümkün olur. Ama şu anda ben özellikle yapacağımız iş için, sonuçta barut profili bulmaya çalışıyoruz.
Bunlar son derece yeterli. İyi at, uzun mesafe atışa da uygun bunlar. Yani böyle 800 metre, 1000 metre vesaire oralara atılacaksa o zaman yapılan mermilerin içinde işte seçilir. Atıyorum bir müsabakaya gideceksiniz. En uzak mesafe 300 metredir. O zaman biraz daha fazla salonumu yüksek olanları alırsınız. Atıyorum mesafe 600-700 metreye çıkacaktır. O zaman seçersiniz içlerinden. İşte bu aletler onun için var zaten. Yani biraz şans meselesi. Çekirdekte problem olabilir. Kovanın et kanalıyla ilgili problem olabilir. Yani o salınımın bir sürü sebebi olabilir. Çok kafaya takmamak lazım. Dediğim gibi uygulamaya göre içinden seçme imkanı var. Şöyle bir cihazla. Evet. Şimdi bir ara gidip artık şu 11 grup, 11 atış. Bunları atacağız. Süratlerine bakacağız kronografla. Ve bir daha sonra bunu bir Excel'de bir tabloya dönüştürüp oradan barutla ilgili ideal barut aralığını bulmaya çalışacağız. Artık ondan sonra da şeye geçeriz yavaş yavaş. İşte çekirdek ucu düzeltme ve tabii bir sonraki aşama artık şeye geçeceğiz. Grup bakmaya başlayacağız artık. Onun için de işte farklı oturma mesafeleri. Şimdi 0.020 inç geriye geldik. Şimdi buradan arkadaşlar ileri doğru gideceğiz. Ama önce hazır muhabbeti açılmışken bu dolular şarjöre oturuyor mu, oturmuyor mu? Ona bir bakalım. Şuradan 46'yı aldım. Evet. Gördüğünüz gibi şurada diğerlerine dokunmayacağım. Birbirine karıştırmamak için. Ciddi anlamda mesafemiz var. Yani biz bunu rahat rahat istediğimiz uzunlukta doldurabiliriz arkadaşlar bu mermileri. Onu zaten daha önce demiştim. Yani sebep seçmemin bir sebebi de buydu. Dediğim gibi 0.020'den ileri gideceğiz. Jam point'e yaklaşacağız. Yani bir sonraki çekirdekleri oturturken orada üçlü grup bakacağız artık. Her mesafeden. Ve o şekilde artık güzel bir grup oluşturabilecek reçetemizi oluşturacağız. Evet. Şimdi bu videonun arkasına atış resimlerini de eklerim. Ve bu bölümü de tamamlamış oluruz. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar. Evet, silahsever dostlar. Bunun arkasından atış videosunu da koyacağım. Bugün gittim 11 tane barut düğümü bulmak için yapacağımız atışı yaptım. İki tane de önden hazırlamıştım. Kronograf çalışıyor mu çalışmıyor mu emin olmak için. Önce onları attım. Hem namluyu bir kirletmiş olduk. Arkasından da işte 43'den 46'ya kadar 11 tane mermi atıldı. Zaten süratleri siz de kronograftan göreceksiniz atış videosunda. Şimdi şöyle bir grafik çıktı arkadaşlar. Şimdi bu grafiğe baktığınız zaman sanki iki tane düğüm var gibi gözüküyor. Bir tanesi buradan gösteremiyorum herhalde. Neyse, mouse'tan takip ederseniz iyi olur. Bir tanesi şu bölgede. Sanki bir tanesi de şurada çıkacak gibi duruyor. Yani şimdi 46'da bitirdik. 46.3 atıp bir bakmak lazım bence buna. Şimdi kovanlara da teker teker baktım. Kovanlarda ciddi bir basınç işareti, göstergesi, alameti yok. O bakımdan 46.3 bir mermi atmakta fayda var bence. Onu da bir ara yapacağım. Ama şu anda gördüğünüz gibi işte şu aralık, bakın 44.2-44.5, bunların süratleri çok yakın birbirine. 2751-2754. Şimdi o ikisinin extreme spread, ES değeri, yani aradaki fark 3 feet per second. Bu ikisini sadece KL alıp da standart deviasyonu hesaplarsam 2.12 çıkıyor. Buraya şu ikisini alırsak, buraya bakacak olursak extreme spread, yani maksimum aralık 5
feet per second. Eğer standart deviation'a bakacak olursak da 3.53. Bunlar tabii çok iyi rakamlar. Şimdi mesela şu anda Akın bir barut seç, onun atmaya başla diyecek olursanız mesela şu aşamada 45.9 sanki şu ara hem maksimum sürati elde etmemizi sağlayacak hem de bir not oluşuyor gibi gözüküyor burada. Akın emniyetli bir karar ver. Çok şey yapma. Ortalığı karıştırma, sürat şart değil. En ideali hangisi derseniz o zaman bu tabii daha iyi gibi gözüküyor. Aşağıdaki düğüm. O zaman da mesela 44.4 44.4 seçip burası doldurulabilir gibi gözüküyor. Evet, şimdi şu anda karar versem mi yoksa bir 46.3 atıp o ne gösteriyor ona bir baksam mı acaba diye düşünmüyor değilim. Neyse biz herhalde 46 şu ikisinin ortalaması ne diyelim mesela 45.7 artı 46 bu da eşittir. Burası 1, 2, 45.85. 45.8 arkadaşlar. Bence 45.8 bu barutun, bu tüfeğin, bu kovanın, bu çekirdeğin, bu kapsülün hakkıdır. Tamam. 45.8'e arkadaşlar karar veriyoruz. Şimdi bunu da şöyle büyütelim. Hesabımız, kitabımız bu olsun. Evet, şimdi planlama işi de bitti. Artık bir sonra barutumuzu, daha doğrusu planlama işi bitmedi. Barutumuzu belirledik. Barut hakkını belirledik. Bundan sonra yapacağımız artık çekirdek oturtma mesafesini değiştirerek en iyi grubu nasıl yaparız ona bakacağız. Evet. Atış videosunu seyrettikten sonra bu bölümde tamamlamış oluyoruz. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar. Altmış üç.
4. atış 2763, 5. atış 2751, 6. atış 2754. Sanki bir tane platoyu bulmuş gibiyiz. Bakalım nereye kadar gidecek.